herkese merhabalar. Ben Eğitim ve Destek Müdürlüğü'nden İsmail Diraver. E, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte CFR modellemenin ikinci dersi olan e, yerüstü ve yeraltı madencilik uygulamaları dersinden bahsetmiş olacağız. E, bugünkü dersimizde hangi konuları işleyeceğiz? Şöyle bir özetini geçelim. Ondan sonra da doğrudan uygulamamıza başlayalım. E, birincisi blok model tasarımı ve kestirim işlemleri konularından bahsedeceğiz. Öncelikle e, elimizde bir katı model vardı. Bu katı modelin bloklanma süreci ardından e, kompozitleme işlemiyle ham örneklem verilerinin örneklem verilerine çevrilmesi ve bu kompozitleme sayesinde de e, kestirme yöntemleri ve geoloji istatistik bölümünden e, temel olarak bahsetmiş olacağız. Ve sonrasında e, blok model hakkında e, alabileceğimiz bazı raporlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. E, i̇kinci konumuz e, yerüstü madenciliği olacak. Yani modelleme aşamasını aslında e, blok modelle birlikte bitirmiş oluyoruz. Yerüstü madenciliğinde <laughs> ocak tasarımı, e, ocağın hacim hesapları yani hem cefer hem pasa hacim hesapları diyebiliriz. Ardından e, yine bu konu içerisinde yer alan tasarım aşamalarında yer alan rampa tanımları. Ve e, patlatma tasarımından kısaca bahsedeceğiz. Yeraltı madenciliğinde ise e, galeri oluşturma işlemleri, e, galerilerin görselleştirilmesi, raporlama, tesisat işlemleri ve 3D tel kafes yani 3D grid ve çıktı işlemlerinden e, kısaca bahsetmiş olacağız diyebiliriz. Birinci konumuz katı modelin bloklanma aşamaları diyebiliriz. Ee, geçen haftaki dersimizde elimizde bir katı modelimiz vardı. Bunu ister Enkestiy yöntemiyle, ister yüzey oluşturma yöntemiyle oluşturabiliyorduk. Sonuç olarak elimizde bu şekilde bir katı model varsa, e, bu modeli bloklayabiliriz. Peki bloklamanın mantığı nedir? Biraz bundan bahsetmemiz gerekiyor. Şu an bu modele baktığımızda, bunun neresinde hangi öznitelik verisi var? Bunu göremiyoruz. Yani cevher mi cevher? İşte hacmi ne kadar? Bakın özelliklerine girdim hemen. Dedi ki bunun hacmi şu kadar. Ama neresinde ne kadarlık bir öznetelik gösteriyor? Bunu öğrenemiyoruz, göremiyoruz. Bundan dolayı aslında tabii ki bu elimizdeki bir kömür cevheriydi. Bu kömürün neresinde ne kadarlık kalori var? Neresinde ne kadarlık kül yüzde olarak? Neresinde ne kadarlık nem değeri var? Bunları atayabilmek için bloklama yani aslında Jefeli ne yapıyoruz biz bloklama işlemiyle hücrelerini ayırıyoruz ve o hücrelere öz nitelik değerleri atıyoruz diyebiliriz. Peki nasıl yaparız bu işlemi? Katı modelin üzerine sağ tuş blokla işlemine gireriz. Bu işleme girdikten sonra karşımıza blok boyutları gelir. Burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi blok boyutlarınızı çok küçük bıraktığınız durumda blok obje sayısı çok fazla olacağı için e, bu durum tabii ki bir miktar kasmayı ve performans sorununa yol açacaktır. Yani obje sayısı artık 300 binleri, 500 binleri, milyonları geçebilecek duruma gelebilir. Peki burada nasıl bir değer vermemiz gerekiyor? Cfr'imizin x, y ve z Or, e, eksenlerindeki uzunluklarına göre optimum değerleri vermemiz gerekiyor. Örneğin bu cevher için diyorum ki x eksenlerinde 20 metreye 20 metrelik bir blok boyutu olsun, z ekseninde ise 10 metrelik bir blok boyutu olsun diyorum. Yani aslında e, oluşacak olan hücreler 20-20-10 ebatlarında olacak. Bu durumda Şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Alt blok sayısı. Alt blok sayısı aslında şu işe yarıyor. Örneğin buradaki bloğun şöyle o bulunduğunuz odanın içini bir katı model olarak hayal edelim. Biraz daha e, somut görebileceğimiz örneklerden bahsedelim. Bu odanın boyu 5 metre olsun. Sadece Z ekseninde örnekleyelim. Bunu her eksen için e, kafanızda canlandırmaya çalışın. Blokların boyutu da 2 metre olsun. Benim odamın boyu 5 metreydi. Bir kutu üstüne koydum. Bir kutu koydum. Onun üstüne bir kutu daha koydum. Neydi? 2 metreydi. 2 2 4 etti. Bir kutu daha koyduğumda bu sefer o 3 tane kutu üst üste geldiğinde benim odamın boyunu yani Z eksenindeki boyutunu geçiyor. Burada Alt blok sayısı da şunu yapıyor. Diyor ki üçüncü ya da işte en son gelen bloğun boyutu eğer katı modelin içerisine sığmadığı durumda bu blokları yani sığmayan blokları her eksende ikiye bölelim diyor. Alt blok sayısını artırdıkça bakın buradaki yarılanma miktarını görüyorsunuz. Şöyle bir örnek daha verebiliriz. Örnek veriyorum işte banyoya fayans döşüyorsunuz ya da bir usta banyoya fayans döşüyor ne yapıyor karoları koyuyor 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 yan yana koyuyor fakat duvar kenarına doğru geldiğinde illa bir miktar bir kesme yapması gerekiyor. Bu da ona benzer bir mantıkta diyebiliriz. Buradaki amaç olabildiğince blokların cevherin hacmini ve e, geometrisini yani şeklini temsil edebilmesi. Bunun dışında blok kabul yüzdesi var. Blok kabul yüzdesi ise şu yine az önceki örnekten gideceğim. Ne demiştik? Odamız vardı, o odayı katı model olarak düşünüyorduk. İçerisine de 2 metre boyunda kutularla doldurmaya çalışıyorduk. Bunların her biri de birer hücreydi diyebiliriz. Bu kutu 2 koyduk, 2 metre daha üstüne koyduk 4, 2 metre daha üstüne koyduk 6. E bu sefer odanın boyunu geçti, sığmamaya başladı. Burada da blok kabul yüzdesi devreye girer. Yani benim %50'lik bir oran verme durumumda son oluşan bloğu ne yapacaktır? Kabul edecektir. Eğer bu oranı ben %80 dersem son oluşan kutunun hacimce yani bloğun hacimce %80'inin katı model içerisinde kalması gerekiyor. Dolayısıyla burada blok kabul yüzdesini ona göre değerlendirmemiz lazım. Peki, şöyle yapalım. Alt blok sayımızı bir verelim, blok kabul yüzdemizi yüzde 50 verelim. Bir ortaya ne çıkıyor? Bunu görelim. Şu kısımdaki iç bükey seçeneğini her zaman aktif tutabiliriz. Normalde yine basit bir örnek göstereceğim. Hilal şekilli, işte biraz daha konveks yapıda olan. Cferlerimiz olabilir. Ee, burada eğer iç bükey aktif edilmediği durumda, o hilalin ortasını da orada Cfer olmamasına rağmen blokla doldurma eğilimine gidiyor algoritma. Ee, buradaki iç bükey seçeneğini aktif ettiğinizde, bu iç bölgenin boşta olan bölgenin doldurulmasını engelliyor. Blok açıları ise x, y, z yönündeki aslında Cferinizin dalımı değil mi, doğrultusu eğimi ve dalımını belirlemiş oluyor. Peki <laughs> o zaman tamam diyoruz. Oluşan blok nasıl bir nitelikte olmalı? Bundan da biraz bahsetmek gerekecek. Bakın bloğumuz oluştu. Şöyle biraz yaklaşalım. Durumun mantığını anladıkça aslında bunun burada ne Kriterler nasıl kriterler kullanacağımızı da Aslında Burada anlamış olacağız Şimdi baktığımızda bakın şu blok oluşmuş Buradaki blok da oluşmuş Fakat buradaki blok oluşmamış Çünkü ben blok kabul yüzdesini yüzde 50 dedim Yani şurada oluşacak olan bir blok Şu bölgedeki bir blok Cevherin içerisine yüzde 50'lik hacmi girmiyor Bundan dolayı ben bunu oluşturmam dedi geçti Peki <laughs> Bir de alt blok vardı. Şöyle eksi z'den bakacak olursak. Hatta şu katı modeli de kapatacak olursak. Alt bloğu görelim bakın. Şöyle hemen şu etkileşimde trackball kamera yapayım. El alışkanlığım o şekilde. Bakın. Bariz bir örnek. Şöyle biraz yatıralım. Şu kısmı özellikle dikkat edin. Hatta biraz katı modeli saydamlaştıracağım ben. Bakın bu bloğun şu bloğun 20 20 10 demiştik ebatına. Bu bloğun %50'sinden daha fazlası katı model içerisinde kaldığı için bunu oluşturdu. Bakın burada ise bu bloğun %50'sinden daha fazlası katı model içerisinde kalmadığı için oluşturmadı. Alt blok sayısı ve Blok kabul yüzdesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne yaptı? 2'ye böldü. Eğer şu büyük blok hacimce %50'den daha az bir kısmı katı modelin içerisinde kalsaydı bunu da bölecekti. Alt blok da budur. Yani sığmadığı durumda bir de son bir şans vererek onu ikiye bölsün. Alt blok sayısı ne kadar artarsa o kadar fazla ne olacaktır? Bölünme olacaktır. Tabii ki buna bağlı olarak da obje sayısı artacaktır. Buradan bloğun üzerine sağ tık özellikler dediğimizde buradaki toplam blok hacminin katı model hacmine oranının %95'in 96'nın üstünde olması gerekiyor. Bakın %91. Peki o zaman bir blok daha oluşturacağım. Yine katı modelin üzerine sağ tuş blokla diyeceğim. Ve burada ya kabul yüzdesini düşüreceğim ya da alt blok sayısını artıracağım. Burada kabul mi düşürüyorum. Yüzde yirmi. Bu ne demek? Bloğun hacminin yüzde yirmisi bile katı model içerisinde kalsa bu da oluşturulsun demektir. Aslında ne yapıyorsunuz? Blokların katı model dışarısında kalma toleransını artırmış oluyorsunuz. Yani yüzde yirmisi bile içerisinde olursa bunu da kabul edelim demektir. Şimdi bloğumuz oluşsun. Bakın şöyle bloğumuz oluştu. Katı modeli de şöyle kapatalım. Peki bunun blok 2'ydi. Üzerine sağ tuş özellikler diyelim. Bakın %97.61. Yani aslında katı modelin %98'e yakınlık bölümünü temsil eden bir blok model oluşturduk. Peki şimdi bir sonraki konuya geçelim. Blokumuzu oluşturduktan sonra bu bloklara değer ataması yapacağız. Şimdi ne demek değer ataması? Şimdi bu blokların yine hepsi aynı özellikte. Yani ha şu aşamadaki blok ha da buradaki katı model. Her yerde aynı özelliği gösteriyor. Ama normalde öyle değil. Yani C#'iniz her yerde aynı özelliği gösteremez. Dolayısıyla bakın obje özelliklerine tıklayıp herhangi bir bloğu sorguladığınızda bu default olarak yoğunluk değeri 1 gelir. Ama onun dışında herhangi bir öznitelik değeri yazmıyor. Yani ben bir işlem yapacağım hatta birkaç işlem yapacağım ve bu işlemler sonrasında benim bloklarım değer almış olacak. Peki yapalım o işlemi. Önce size şöyle bir Performans ipucu vereyim. Performansla ilgili bir ipucu vermiş olayım. Şimdi buradaki bloktaki obje sayısı arttıkça bakın döndürme işlemleri bir tık daha zorlaşır. Buradan blokların üzerine sağ tuş yaptığınızda nokta görünümü var. Bu da aslında yeni versiyonlarda gelen özelliklerden biri diyebiliriz. Nokta görünümüne tıklayıp nokta yarıçapı vererek default olarak gelen 3 yarıçapını 3 metre yarıçapını vereceğim. Tabii ki bu tüm blokları etkileyecektir. Onaylıyorum. Evet dedim. Bakın şu an her bir bloğu nokta olarak gösteriyor. Ve aslında program o bloğun kenarlarını işte kaplamasını render etmek yerine her bir bloğu bloğu bir nokta olarak gösteriyor. Sadece performans amaçlı yapılan bir geliştirmedir. E, bakın zaten dönüş hızı e, bayağı bir etkilendi. Normal blokla ilgili diğer özellikleri, öz nitelikleri etkileyen bir şey değil. Sadece görsel ve bilgisayarınızı yormaması, hızlı çalışması açısından yapılan bir geliştirme diyebiliriz buna. Peki, bloğa nasıl değer ataması yapacağız? Birincisi, şöyle bakın sondajlarımızı bir açalım. Blokların değer alabilmesi için sondajlar üzerinden veri alması gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağız nerenin olması gerektiğini size göstereceğim. Ondan sonra da kompozitleme işlemine gireceğiz. Herhangi bir sondajın üzerine çift tıkladım ya da sağ tık düzenlederim. Sondajın ekranına geldim. Bakın burada biz en başta ham örneklem verilerini okutmuştuk. Fakat örnekleme kayıtları şu an boş. Bizim kestirim işlemini yani bloklara değer atama işlemini yapabilmemiz için öncelikle kompozitleme işlemi yaparak ham örneklem verilerini örneklem verilerine dönüştürmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü burada 70 santimlik bir zonda 5000 kalori almışız. 239.85'ten 240.65'e kadar yaklaşık işte 1.8 metrelik, e, metrelik bir zonda ne kadar pardon 0.8 metrelik bir zonda ne kadar kalori almışız? 4000. Yani burada bir standart yok. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Paçal mantığıyla hareket ederek ağırlıklı ortalamalarını alacağız. Ve bunun için de aslında istatistiklerden faydalanacağız. Nerede o istatistikler? Projenin üzerine sağ tuş, istatistik, bakın burada uzunluk var. Tıkladım. Diyorum ki hangi özniteliğe göre? Örneğin kaloriye göre biz burada işlem yapalım. Elinizdeki tüm özniteliklere göre bu işlemi ayrı ayrı yapabilirsiniz. Sondaj grubu hepsi, elimizdeki tüm sondajları alacağız. Hangi litolojiyi baz alacağız? KM2. Tamam dedik. Bakın buradaki ortalama değeri bizim ortalama kompozit uzunluk değerimize eşittir. Yani kompozit uzunluğu diye az sonra bir soru gelecek bana programdan. Ben de diyeceğim ki bu yaklaşık 2 metrelik bir kompozit uzunluğu var. Peki bunu aynı zamanda kompozitleme işleminde de görebiliyoruz. Kompozitlerin üzerine sağ tuş kompozit ekle diyorum. Yani bu işlemde kompozitleme işlemiyle ham örneklem verilerine örneklem verilerine dönüştüreceğim. Bunun için de ağırlıklı ortalama alarak ne yapacağız? İşlemimizi devam ettireceğiz. Geldik uzunluğa. Bakın yanında da bir istatistik bölümü var. Buraya tıkladınız, uzunluk dediniz. Yine az önce karşımıza çıkan ekran çıktı. İşte kaloriye göre tüm sondajlarda KM2 litolojisini baz alarak bir kompozit uzunluğu çıkart. Neymiş? 1.943 yani yaklaşık buraya yukarı yuvarlayabiliriz. 2 metrelik bir kompozit uzunluğumuz var diyebiliriz. Kabul yüzdesi ise örneğin %50 verdim. Peki neye göre? Şimdi bir tane Şöyle basit bir örnekle size kompozlemenin mantığını anlatayım. Bu bizim sondajımız. Bu da bizim Cevher kestiğimiz zon. Sonuçta bu cevher üzerinden belirli aralıklarla ya da belirli yerlerinden e, örnekler alıp bunu ne yapıyoruz? Laboratuvara gönderiyoruz. Örneğin bu şeyin jeferin uzunluğu 5 metre olsun. Şöyle bunu kırmızı yapalım. Az sonra farklı farklı değerlerde yazacağız. Bunun bu 5 metrenin ki biraz daha düz rakamlar vereceğim. Az önce gördüğünüz santim bazında değişiyordu kalori değerleri. Diyeceğim ki ilk 1 metresi 5000 kalori Sonraki 2 metresi diyeceğim ki 4000 kalori zaten toplam uzunluğu 5 metreydi. Kalan 2 metresi de işte ne olsun? 4500 kalori olsun. Bunlar santim bazında olabilir. Az önce zaten örneğini gösterdim. Şimdi bizim burada hatta şöyle yapalım. 2 metre vermeyelim. Burada 3 metre verelim. 3 metre diyelim. E, 4000 kalori demiştik. Örneğimizi biraz daha şey yapalım. Zaten kompoz uzunluğumuz. E, buradan. Burada 4500 kalori olsun. Böyle daha iyi olur. Şimdi Kompozit uzunluğumuz neydi? 2 metreydi. Buna göre yapalım. Şimdi geldim yukarıdan aşağıya doğru hareket ediyorum. Bunu da yeşille gösterelim. Kompozit uzunluğum 2 metre. Geldim şuradan ilk 2 metrelik zonu aldım. Dedim ki ilk 2 metrelik zonda bir metresi 5000 kalori, kalan bir metresi ise buranın 4000 kalori. Yani ağırlıklı ortalamasını alarak, aritmetik değil özellikle ağırlıklı ortalama diyorum. Tabi burada kolay hesaplayabilmek için biraz şey yaptım, daha düz sayıları tercih ettim. Ağırlıklı ortalaması alınarak ilk 2 metrelik zonun ne kadar kaloride olduğunu ağırlıklı ortalama olarak yazdık. Sonraki 2 metre Yine geldik Sonraki 2 metresi de zaten bunun 1 metresi yukarıya gitmişti Kalan 2 metresi de 4000 <laughs> Kalori yazdım Şimdi kaldı 1 metrelik Zon Şimdi burada Programa dönecek olursak diyor ki kompozit kabul yüzdesi örneğin yüzde 50 Ne demek? son kalan parçanın kompozit uzunluğunun %50'si olması durumunda bu da kompozitlemeye dahil edilir. Yani ben aslında bu son kalan 1 metrelik zonun <laughs> nereye dahil edileceğini ya da edilmeyeceğini kompozit kabul yüzdesiyle belirliyorum. Yani aslında bir bakıma paçal mantığıyla burada bir kompozit kompozitleştirme yapılıyor diyebiliriz. Peki Burada yine karot verimi ayrıca kullanabilirsiniz. Aktif edip işte kabul limiti varsayılan karot verimi ve özgül ağırlık eklenebilir. Hani kayıp vesaire varsa karotta onu da buraya işlemek için. Ayrıca hangi özniteliğe göre kompozleme yapacaksanız buradan da ona göre seçim yapmamız gerekiyor. Tamam dedik. <laughs> Şu an bakın değiştirme yapılıyor diyor. Bu işlem sonrasında az önce baktığım ve boş olan ham örneklem değerlerinin dolduğunu göreceğim. Hatta 220 nolu sondajdan hareket edelim. Az önce de ona bakmıştık. Bakın ham örneklem kayıtları zaten vardı. Örneklem kayıtlarına geldim. <laughs> 239 15, 241 15 ne kadar kalori? 3610 kalori. Bu aradaki 2 metre boyunca işte atıyorum ilk 70 santimi 500 kal şey 5000 kaloridir. İşte sonraki 40 santimi 4800 kaloridir. Atıyorum şu an. Oradaki bütün 2 metre boyunca aldığı değerlerin ağırlıklı ortalamalarının sonucudur bu. Bu şekilde 2'şer metrelik zonlarla örnek alınan yerlerin sonuna kadar ne yaptı? Örnekleme kayıtlarını oluşturdu. Bu örnekleme kayıtlarındaki işte kalori, kül ve nem miktarlarından faydalanarak artık bloklara değer atama işlemi yapacağız. <laughs> yani bu bahaneyle de aslında kompozitleme işleminden bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim kestirme. Kestirme nasıl yapıyoruz? Kestirim dediğimiz şey bloklara etrafındaki sondajlardan faydalanarak değer atama işlemine kestirim diyoruz. Neden bu işlemi yapıyoruz? Şundan dolayı. Hatta şöyle biraz sondajlara azıcık bir kalınlık verelim. Nereden yapıyorduk? Genel ayarlar, net promine, buradan 3D ayarları sekmesine gelip silindir çapına ve silindir çözünürlüğüne ne yapıyorduk? Biraz değer veriyorduk. Tamam dedik. Bunu zaten geçen derste söylemiştim. Şimdi mantık şu. Bakın bu sarı noktalar bizim sondajlarımız. Zaten sondaj üzerinde cevherin ne kadar kalori, kül ya da nem değeri olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Çünkü sondajdan aldığımız örnekleri laboratuvara gönderdik ve onun sonucunda bize bir e, ham örneklem değeri geldi. Biz de onu örnekleme çevirdik. Fakat bu aradaki bölümün hangi kalori, kül ya da nem ya da işte cevhere göre bu değişir, altın, gümüş, bakır, demir, nikel, kobalt artık ne çalışıyorsanız hangi öz nitelik değerini aldığını bilmiyoruz. Bunun için de diyoruz ki buradaki değer buysa şu aradaki değerler buradaki sondajlara göre değil mi? Belirli jeoistatistik işlemlerine geçerek bir değer ataması yapılıyor. Şimdi yapalım. Bunun için kestirim yapabilmek için bloğun üzerine sağ tuş kestirim burada farklı kestirim değerli şeyleri var, yöntemleri var diyebiliriz. En yakın komşu ters uzaklık, krikleme, kol krikleme gibi farklı farklı yöntemler var. Biz tabii ki bu dersimizde en yakın komşu üzerinden bahsedeceğiz. Eğer jeo istatistikle ilgili çok temel ya da hiç bilginiz yoksa, buradaki yöntem en yakın komşu yöntemi sizin devam etmeniz açısından kullanılabilecek yöntemdir. En yakın komşuyu seçiyoruz. Şimdi burada şu alt kısım ters uzaklık yönteminde çalışır. Şu an zaten pasif durumda. Burada hangi öz niteliğe göre kestirim yapacaksak bu öz niteliği seçiyoruz. Neye göre? kaloriye göre. Bölünme sayısı ise blokları değer verme işleminin kaç merkezli olarak yapılacağını belirtiyor. Burada X, Y ve Z eksenlerinde tek merkezli, her bloğa tek merkezli değer atama işlemi yapabilmemiz için buradaki değerlerin bir olması gerekiyor. Burada başka yapacağımız bir şey yok. Doğrudan tamam diyoruz. Bakın şu an elimizdeki bloklara belirli renkler verildi. Peki bu renkler neye göre verildi? Tabii ki öz niteliklerine göre verildi. Şimdi buradaki sondajları şöyle bir kapatacak olursak artık cevherin yani bloğun nerede ne kadarlık bir kalori değeri aldığını görebiliyoruz. Bunun için obje özelliklerine tıklayıp Herhangi bir bloğun üzerine tıklarsanız ya da şöyle yaklaşıp herhangi bir bloğu seçerseniz bunun hangi kaloride olduğunu görürsünüz. Bakın mesela şu an seçtiğim blok 1291 kaloriymiş. Buraya geldim, tıkladım. 2682 kaloriymiş. Peki hocam neden sadece kalori görünüyor? Şundan dolayı. Blok üzerine sağ tuş, kestirim dediğimizde Sadece kaloriye göre işlem yaptık. Aynı işlemi kül ve nem için yapacak olursanız bloklarda hem kül hem de nem değerine ait öz nitelikleri görebilirsiniz. Örneğin mesela küle göre yapalım kestirme. Tamam dedik. Bakın bu sefer renklerimiz sağ tarafta da lejantı var. Yüzdelik kül değerlerine göre yapılıyor. Peki Hatta bakın şöyle obje özellikleriyle de herhangi bir bloğu sorgularsam bakın kalori var artık bu bloğun yüzde kaçlık kül değerini aldığını da görebiliyoruz. Şimdi bloklara değer atama işlemini yaptık. Bundan sonra yani aslında kestirme belirledik, kestirme oluşturduk. Burada blokla ilgili bazı işlemler var. Bunlardan bahsedeceğiz ve sonrasında da artık yerüstü ve ardından da yeraltı madenciliğine geçmiş olacağız. Şimdi ilk olarak buradaki tematiğin renklerin ve aralıkların nasıl değiştirileceğinden bahsedelim. Bloğun yani kestirim yapılan bloğun solundaki artıya tıklarsanız altındaki tematiği görürsünüz. Bu tematiğin üzerine sağ tuş düzenle derseniz burada bakın en son yaptığım işlem kül üzerinden olduğu için küldeki değerleri gösteriyor. Ama illa külü kullanmak zorunda değiliz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şuradan gelip yeninin altından sayısal aralığa tıklayacağız. Peki neye göre yapacağız? Bunu da sayısal aralık değer ifadesine göre belirliyoruz. 3 nokta butonuna tıklıyoruz ve diyoruz ki bakın kalori var, kül var, ama nem yok. Neden nem yok? Çünkü neme göre de kestirim yapsaydım, nem değeri de buraya gelmiş olacaktı. Diyorum ki kalori değerine göre tematize et. Tamam. Bakın seçtim makro buraya geldi. Şurada kalori ya da hangi niteliği seçiyorsanız, onun adı yazmak zorunda. Peki devam edelim. Burada slot aralıkları kullanıcı tanımlı seçeneğini aktif ediyoruz. Minimum değer, maksimum değer ve slot aralık değeri miktarlarını giriyoruz. Örneğin 500 kaloriden başlasın. 5500 kaloriye kadar biner kalori aralıklarla gitsin. İsterseniz burada 5000 tane de aralık yapabilirsiniz. 5000 farklı renk de kullanabilirsiniz. Yani şunu diyor aslında. Kaç kaloride bir rengi değiştirerek göstereyim. Ben diyorum ki biner kalori, kalori aralıklarla ideal. Tamam dedim. Bakın 500'den 1500'e şu renk, 1500'den 2500'e şu renk böyle aşağı doğru gidiyor. Burada tabii ki hani böyle gök kuşağı renkleri gayet güzel tematik almanızı sağlar vesaire ama buraya sağ tık renk aralığı seç diyerek gök kuşağı rengi istiyorsanız buradan hue renklerini kullanabilirsiniz. Ama iki renk aralığı burada daha mantıklı olur. Yani kalori değeri düşük olanlar Mavi renkli olsun. Kalori değeri yükseldikçe bu bitiş rengini seçiyorum ve diyorum ki kırmızı olsun. Buradaki başlangıç rengi de tabii ki değiştirilebilir. Ya ben böyle bir skala oluşturdum. İstediğiniz rengi seçmekte özgürsünüz. Alt kısımdan renk üret butonuna tıklıyorum. Ve tamam diyorum. Bakın en mavi renk olan bloklar daha düşük kaloriliyken Renk koyu kırmızıya doğru gittikçe ne oluyor? Artıyor ve en parlak kırmızıda en yüksek kalori değerine sahip blokları gösterecek. Tamam, butonuna tıklıyoruz. Bakın şöyle, hatta eksizetten de bakabiliriz. Bakın görüyorsunuz, en düşük kalori olan yerler, şu mavi, açık mavi olan yerler, koyu kırmızı olan bloklar ise CIFER'in en yüksek kalori alınabildiği yerler olarak gösterilebilir. Bununla ilgili tabii ki bloklar üzerinde farklı işlemler yapılabilir. Birkaç işlemden bahsedeceğim. Sonrasında da blok üzerinde raporlama yaparak e, bu konuyu bloklama konusunu bitireceğiz. Ne yapabiliriz? Birincisi burada e, elimizdeki bloğun yoğunluk değerini düzenleyebiliriz. Ya da bu kısımdan rapor alıp tenör tonaj eğrisi çıkartabiliriz. Bakın tenör tonaj eğrisi çıkarttığımızda bloğun yoğunluğunu soruyor bize. Neye göre çıkartalım? Kaloriye göre. Yoğunluğumuz ne? İşte atıyorum 2.4. Tamam dedik. Bakın tenör tonaj eğrisi çıktı. En çok kullanılan raporlardan biri bu. Sınır tenör, ortalama tenör ve tonaj. Buna göre de tenör ve tonajın değişim eğrilerini burada bize göstermiş oluyor. Farklı bir rapor. Yine raporlara girdiğimizde blok raporu var. Hangi öz nitelikteki CFR'den ne kadar var, ne kadar e, tonluk bir e, ağırlığı var vesaire. Bunları göreceğiz şimdi. Bunun için de kalori yine seçtim. Bu arada küle göre de yapabiliriz. Blok yoğunluk değerini girdim. Bakın bu da blok raporu. Ne işe yarıyor? 5000'den şey 500'den 1500 kaloriye kadar 9.185.000 milyon 185 metreküplük böyle bir cevherim varmış. Bunu da yoğunlukla çarpıp tonajı buluyor. Ortalama tenörü kaç adet blok kullanılmış bu aralıkta hacmi nedir? Yani yüzdesel hacmi nedir ve kümülatif hacim. Yani aslında CFR'in toplam hacmi, toplam tonajı ve ortalama kalori yani öznitelik diyelim buna. Ortalama öznitelik değeri bu raporda verilmiş oluyor. Bu raporu aynı şekilde burada oluşturduğunuz tematik aralıklarına göre alıyorsunuz. Yani siz tematik de bu aralıkları belirlediğiniz için raporlarda da bu aralıklar karşımıza geliyor. Eğer bloğun üzerine sağ tık süzgeç dersek ve burada bir süzgeç kullanırsak alınacak olan raporlar da buna göre değişiyor. Nasıl? Örneğin burada öz nitelik diyorum ki kalori değeri büyük eşittir 3500 Yani 3500 kalori ve üstündeki Değere sahip blokları göster demektir bu Süzgeci uygula dedim Bakın şu an 3500 ve üstü kaloriye sahip blokları gösteriyor e, Süzgeç verilen blokların rengi de şöyle sarı renge döner yani bir bloğun rengi sarıysa demek ki e, Burada bir süzgeç vardır dememiz gerekiyor. Süzgeçlenmiş bloğun üzerine sağ tuş raporlar diyerek atıyorum tenör tonaj eğrisi çıkartalım yine. 2.4 diyelim. Tamam dedik. Bakın burada da şu grafiğin 3500 kaloriden sonra değiştiğini görebiliyoruz. Burada çünkü 3500 kalori ve üstü diye belirtmiştik. Grafiği de buna göre çizmiş oldu. Süzgeci kaldırmak istediğimiz durumda süzgeci kaldır butonuna buradan tıklarsak eğer tekrar bloğun eski görünümüne dönmesini sağlayabiliriz. Yani blok geri kalan değerdeki bloklarda ekranda görüntülenebilir hale gelir. Bunun dışında bloğun üzerine sağ tuş yaptığımızda bu çok sorulan sorulardan biri belirli bir öz niteliğe göre atıyorum işte kaloriye göre katı model yapamaz mıyız? Başta katı model yaparken kaloriyi kullanamazsınız ama blok aşamasına geçtikten sonra öz nitelik katı model yöntemini kullanarak blokların belirli bir e, işte 3500 kalori ve üstü diyelim yine bu blokların katı modele dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Hatta şöyle diyelim 4000 diyelim buraya direkt yazıp enter'a basarsanız Altta hesaplanıyor diyor. Önce bir hesaplamayı yapıyor. Hesaplama bittikten sonra zaten burada şöyle sarı renkli bir katı modeli görürsünüz. Yani buna doğrudan 4000 yazıp tamam derseniz sonuç alamazsınız. Çünkü orada hesaplama yapıyor. Bakın öznitelik modeli diye bir katman geldi. Zaten ekranda da bu katı model oluştu. Buna tamam diyecek. Olursam program buradaki öznitelik modeli alıyor katı modellerin altına diyor ki blok 2 işte 4000 kalori 4000 kalori ve üstü demektir bu. Bu şekilde modeli oluşturuyor. Bu modelin üzerine sağ tuş özellikler diyecek olursak da 4000 kalori ve üstünde 22 milyon 726 bin metre bir hacmemiz var diyebiliyoruz. Yani blok oluştuktan sonra katı model yaparsanız bunu öz niteliğe göre katı model oluşturabilirsiniz. Peki, bloklarla ilgili e, bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Yerüstü madenciliği. Peki yerüstü madenciliğinde neler yapacaktık? Onlara bir bakalım. Birincisi ocak tasarımı yapacaktık değil mi? Ocak tasarımını yapabilmek için de elimizde bir arazi modelinin olması gerekiyor. Şimdi yerüstü madenciliğine bir giriş yapalım. Şöyle kataloğu da biraz sadeleştirmekte fayda var. Hatta şurayı da şimdilik sildim. Yerüstü madenciliğinde işlem yapabilmek için yerüstü madenciliği bölümü var. Bunu aktif edip üzerine sağ tuş ocak ekle diyoruz. Eğer dışarıdan size bir OJK uzantılı dosya geldiyse bunu da ocak oku diyerek Net netpromine'a entegre edebilirsiniz. Bu zamana kadar yaptığımız tüm işlemlerde dikkat ettiyseniz kaydet butonuna tıklama gereği duymadık. Çünkü Net netpromine bir veri tabanı kullandığı için veri tabanın içerisine bilgiler anlık olarak kaydediliyor. Ama burada yerüstü madenciliğinde farklı bir durum var. Ocakta bir değişiklik yaptığınız zaman ocağın üzerine sağ tuş değişiklikleri kaydet diyerek bu kaydetmeyi tetiklememiz gerekiyor. Bunu da ek bir bilgi olarak verelim. Peki bir ocak tasarımı için ne gerekli? Birincisi topografya gerekli. Bunun için de biz ne yapacağız? Netket tarafına gideceğiz. Orada bir üçgen modellememiz var. Bu modeli alıp NetPromine'a aktaracağız. Bu üçgen modeli nasıl yapıldığına dair sorunuz varsa bunu da zaten MedSurf ile ilgili arazi modelleme derslerinde veriyor olacağız. Peki gelelim buradan öncelikle görünüm menüsünden iki pencere aç diyerek iki pencereyi açalım. Nedir bu iki pencere? Birincisi NetProMine'ın üç boyutlu penceresi soldaki. Sağ taraftaki ise bizim netketin klasik haritacılık ekranı, iki boyutlu ekran diyebiliriz. Şimdi ben buraya çift tıkladım ve bu tarafa geçtim. Katmanları görmek için de ne yapıyoruz? Sol taraftan katalogdan yani katmanları buradan seçiyoruz. Elimde bir tane proje var. Üçgen model var içerisinde. Bunu netkete aktaracağım ve sonrasında netpromine'e göndereceğim. Uygulama menüsü ekle dosya ekle diyorum. Net Promine veri seti diye bir klasörümüz var. Bu klasörün içerisinde arazi modeli diye bir dosyam var. Bu dosyayı seçip ekle diyorum. Bakın böyle bir arazi modeli. Şimdi bu arazi modelini Net Promine aktaracağım. Tabii ki bu aktarımı <laughs> Üstüne raster giydirerek de yapabiliriz. Hani bu net promining konusu tam olmasa da onu da ekstra olarak söyleyelim. Nasıl yaparız? Kısaca gösterelim. Şöyle dünya ikonuna çift tıkladım. Projeksiyon tanımını önce bir yapmamız gerekiyor. Çünkü online harita üzerinden bir görüntü çıkartacağız. 6 derece ED50 35. zon. Bu benim işte bu projenin bulunduğu projeksiyon tanımı. E, hepiniz tabii ki aynı projeksiyon tanımını kullanmak zorunda değilsiniz. Bu birinci aşama. İkinci aşama referanslara sağ tuş ekle <laughs> online haritalar diyerek buraya işte Bing, Yandex olabilir. E, Google'ın görüntüleri ücretlidir, APK'ye almak gerekiyor. Ben şu an elimde Google olduğu için buraya ekleyeceğim ama dediğim gibi e, Google görüntüleri ücretlidir. Onu özellikle belirteyim. Yani bunu da tabii ki netket ücretlendirmiyor. Google'ın ücretlendirdiği bir servis diyebiliriz. Şimdi arkaya uydu görüntüsünü getirdim. Uygulama menüsü kaydet, geotif kaydet diyerek şöyle bir pencere belirliyorum. Yani pencereyle neresini kesecekseniz orayı seçiyoruz. Geotif formatı koordinatlı bir raster formatıdır. Dolayısıyla bunun nereye kaydedileceğini de şöyle ne diyelim uydu 1 2 3 diyelim karışmasın. Buraya kaydediyoruz. Piksel büyüklüğünü artırdıkça çözünürlük düşer, azalttıkça çözünürlük artar. Fakat bunu referans olarak ekle diyerek referanslara eklememiz gerekiyor ki raster rasterı modelin üstüne giydirip net promayını aktarabilirim. Tamam dedim. Projeksiyon parametrelerini sorar. Az önce zaten girdiğim için doğrudan tamam diyorum. Şimdi bu işin sonunda normalde uydu görüntüsü doğrudan online harita üçgen modeli üstüne giydirilemez. Hatta bunu kapattım hatta kaldırdım kafa karışıklığı yapmasın diye. Bakın geotif kaydederek bu bölgeyi aldım. Arazi modelimi aldım, üçgen modelimi aldım. Araçlar menüsünden 3D butonuna tıklıyorum. Burada Üçgen model aktif durumda bunu göndereceğim. Yanından da kare gri kare butonuna tıklayıp bakın uydu 1 2 3 diye bir isim vermiştik. Bunu seçtim tamamdır. Bu arada farklı proje açıksa aktarılacak 3D pencerelerinde farklı seçenekler olabilir. Burada projenizin adı neyse ona göre seçip gönderim yapmanız gerekiyor. Bunu da bir ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Tamam diyoruz. Şimdi aktarım tamamlandı. Peki 3 boyuta nasıl geri döneriz? Görünüm menüsünden tekrar iki pencere aç butonuna tıklarız. Bakın Net Promayın üç boyutlu penceresi. Buna çift tıkladım. Şöyle limit bulda yapacak olursak, bakın raster üçgen model üstüne giydirildi ve Net Promayne e aktarıldı. Şimdi buraya kadarki kısmın aslında. Yerüstü madenciliği için bir ön hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Benim için buradaki rastırın rast, üçgen modeli raster kaplaması yerüstü madenciliği açısından çok önemli değil. Bunun için yine bu görsel alacağınız zaman burada bir netket katmanı olarak durabilir. Ama ben bu yüzeyi ocak oluşturacağım için tavan yüzeyi olarak belirlemem gerekiyor. Geliyorum tavan yüzeyin üzerine sağ tuş tavan yüzeyini seç diyorum. Peki diyeceksiniz ki neden taban değil? Bu bir taban değil, bu bir tavan. Biz o tavan yüzeyine aşağıya doğru ineceğiz. Ama siz pasa yaparsanız bu yüzeyde bu taban yüzeyi olarak kabul edilir. Yani o yüzeyden yukarıya doğru çıkılır. O yüzden bunu tavan yüzeyine sağ tuş tavan yüzeyini seç diyerek ne yapıyoruz? Ekranda şöyle bir tıklama yapıp bu yüzeyin Ocak 1 içerisine getirilmesini sağlıyoruz. Üçgen modeli kapattım. Bakın şu an burası Ocak 1 içerisinden çalışıyor. Ocak 1 üzerine sağ tuş değişiklikleri kaydet derseniz bu ocağın içerisine olur. Peki bu birinci aşama. Yani topografyanın ocağın içerisine eklenmesi. İkinci aşama ise Ocak çizgilerinin belirlenmesi ya da çizilmesi. Bunun için ister çizimi netcad tarafında yapıp buraya aktarırsınız. Az önce nasıl aktarılacağını gösterdim. İster öyle yaparsanız isterseniz ocak sınırını burada çizersiniz. Peki geliyorum giriş menüsünden alan butonuna tıklıyorum. Diyorum ki buna ocak sınırı yani yeni bir katman oluşturma önerisinde bulunuyor. Ocak sınırı dedim. En yakın obje yakalama modu açıkken burada geliyorum şöyle Ocak sınırımı belirliyorum. Bakın şöyle noktaları tutup istediğiniz şekilde kaydırabilirsiniz bu arada yani çizim esnasında aslında bir miktar editing de yapabiliyorsunuz. Ardından sağ tıklıyorum. Şimdi şöyle bir yaklaşacak olursak sınırın bazı noktaları yüzeyin üstünde, bazıları yüzeyin altında kalıyor. Burada bunu ocak çizgisi olarak kabul etmeden önce Net ProMine burada Yüzey işlemleri altında, yüzey aritmetik işlemleri altında çizgi modeli izlesin diye bir seçenek var. Bu seçeneği kullanıp bu çizginin topografiyi takip etmesi sağlanır. Çizgi modeli izlesin dedim. Diyor ki çoklu doğruyu seçin. Seçtik. Yüzeyi seçin diyor. Şöyle dışarıdan bir yerden yüzeyi de seçtik. Bakın şu an dikkat edin. Ekranı yenileyeceğim. Bakın şu an çizgi tamamen topografiyi takip ediyor. Ne demek topografiyi takip etmesi? Bu çizginin üçgen model kenarlarını kestiği her yerde kot alması demek. Peki. Şimdi ikinci aşamamızda ocak çizgisinin çizilmesi ve yüzeye giydirilmesiydi. Üçüncü aşama ise bu artık hazırlanmış olan çizginin ocak çizgilerine sağ tuş, ocak çizgisi ekle, ekrandan ya da tabakadan seçilmesi. Ben burada tabakadan seçeceğim. Zaten ocak sınırı diye bir tabaka oluşturmuştuk. Tabakayı seçtim ve tamam butonuna tıkladım. Artık buradaki ocak sınırı tabakasına da ihtiyacım yok. Bunu da kapatıyorum. Bakın ocak çizgilerinin altında çizgi 1 diye buraya geldi. Çizgimiz de şurada yeşil renkli olarak gözüküyor. Yine Ocak birin üzerine saatlik değişiklikleri kaydet diyorum. Bu arada her işlemden sonra değişiklikleri kaydet demenize gerek yok. Ama buraya kadar yapılan işlemler biraz daha uğraştırdığı için işte dışarıdan veri al, onu bir şeyler yap, işte ya da çizgi çiz, onu yüzeye giydir. Hani bunları kaybetmek istemediğim için ben değişiklikleri kaydet diyorum. Ama siz işlemi bitirip en sonunda da değişiklikleri kaydet diyebilirsiniz. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Dördüncü aşama ocak birinin üzerine sağ tuş varsayılan basamak tanımlarına tıklıyoruz. Yani bir basamak tanımı uygulayacağız. Burada ister şev açısını ister basamak genişliğini sabit tutabilirsiniz. Ben burada basamak genişliklerini sabit tutacağım. Diyeceğim ki basamak genişliği ve yüksekliği 15'e 15. E 15. Bakın otomatik olarak basamak açısı değişti. Genel şev açısı değişti. Basamak Buradaki basamak eğimi ise şu basamağın kendi içerisindeki eğimi. işte yüzde eksi 10 dersek. Şöyle göstereyim. Bakın kendi içerisine doğru basamak eğilmiş oluyor. Bunu artı dersek şevin dışına doğru bir eğilim söz konusu olacak. Dediğim gibi buradaki parametreleri değiştirdikçe zaten şevin durumunu görürsünüz alt kısımdaki yön ise bizim bu çizgiden nereye doğru hareket edeceğimizi söylüyor. Şimdi ben ocak oluştururken bu çizgiden içeriye doğru gideceğiz ve aşağıya doğru gideceğiz. Dolayısıyla buradaki yönün içeri ve aşağı olarak seçilmesi gerekiyor. Ama bir pasa tasarımı yapsaydım ne olacaktı? Yukarıya doğru bir tasarım olacaktı. Buradaki yönü de içeri ve yukarı olarak seçecektim. Yani nereye doğru gideceksek Oraya doğru yön seçimini yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde ocak çizgileri oluşmaz. Tamam dedik. Şimdi varsayılan basamak tanımlarımızda oluşturduk. Bundan sonraki işlem artık ocak çizgilerinin yani şevlerin oluşturulması. Hatta şu haliyle de bir değişiklikleri kaydet diyelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu tavan yüzeyine geçici olarak kapatabiliriz. Bizim burada bir ocak sınırımız var. Bu ocak sınırına belirli paraleller alarak tabii ki o varsayılan basamak tanımlarını kullanarak şev çizgileri oluşacak. Bunun için ocak çizgileri altında çizgi bir yazıyor. Bunun üzerine sağ tuş otomatik basamak oluştur diyoruz. Basamak sayısı mesela bir iki basamak atalım. Buradaki basamak sayısı kaç basamak atılacağını belirtiyor. Köşe çizim yöntemi ise şevlerin düz, keskin hatlı mı yoksa yuvarlak mı olacağını belirliyor. Başlangıç kotu ise mesela bakın 549.405. Buradan 15 metre aşağıya giderek o kodu ne yapacak? O kota göre şev sınırlarını oluşturacak. Ama siz derseniz ilk şev yani ilk basamak işte 15 metre değil de işte 13 metre olabilir. Yani buradaki şu kotu biraz daha düzlemek istersek buraya 550 kotunu verebiliriz. Tamam dedik. Bakalım şimdi nasıl bir basamak oluşacak. Şöyle biraz yaklaştık eğdiğimizde şu kısım tam 15 metre olmayacak. Çünkü ben 550'den başlat dedim. Ona göre zaten 550 şurada kalıyordu. Ne yaptı? 15 metre buraya geldi ama şurayla şu kısım arasında 15 metrelik bir mesafe olmayacak. Ama şu birinci basamak ile ikinci basamak arasında tam olarak 15 metrelik bir kod farkı olacak. Çünkü biz varsayılan basamak tanımlarında bu şekilde programı yönlendirdik. Burada her programda olduğu gibi net promine'da da e, etap etap yani siz basamakları oluşturduktan sonra belirli bir miktar düzeltme yapmamız gerekecek. Neden? Bakın şuradaki geometriyi biraz düzleştirmek için. Biz basamak genişliğini tam 15 metre verdiğimiz için burada program basamak genişliğinin tam olarak 15 metre olması için çalışacak ama burada bir miktar dışarıya göre paralel aldığı için geometrik bozukluklar olacak. Bunu nasıl düzeltiriz? Bunu da şöyle düzeltiriz. Ben birkaç basamakta göstereceğim ama aslında bunun <laughs> her basamakta kontrol edilerek devam edilmesi daha faydalı olacaktır. Hani yoksa doğrudan bunun üzerine sağ tuş otomatik basamak oluşturup bir 30 basamak atıp geçebilirdik. Maksat burada düzenli bir şekilde basamakları oluşturmak. Peki Şimdi geldim. Giriş menüsünden düzenle butonuna tıkladım. Eski ismiyle edit butonu. Objemi seçtim. Şimdi burada çok önemli bir nokta. Şev çizgileri editlenirken kodlarının değiştirilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla şurada en yakın objeyi yakalama modunu kapatıp Z eksenini aktif edeceğim. Bu ne demektir? z ekseni aktifse burada editleyeceğiniz çizgi x y yönünde hareket eder. Eğer x'i de tutarsanız sadece y yönünde hareket eder. Ya da sadece y'yi tutarsanız sadece x x yönünde hareket eder. Dolayısıyla ben z ekseninde hareket etmesin, bu yönde sabit kalsın diye ne yapıyorum? Sadece z'i aktif ediyorum. Geri kalan kapalı olacak. Bundan sonra ne yapıyorum? Şev çizgilerimi alıp burada zaten ilk basamaklarda ne yapacağız? Hani standardın bir tık daha dışına çıkabiliriz. Editleme işlemi yapacağız. Bu arada bir yanlışlık yaparsanız editlerken istediğiniz noktayı ya da fazla noktayı delete tuşuyla bakın üstüne tıkladım yeşil oldu. Sonra klavyeden delete tuşuna bastığında bu nokta bu vertex silinmiş olacak. Bakın şöyle tuttum. Bunu aldım mesela bir miktar daha buraya getirdim. Bu tabi bu değişiklikler anlık olarak veri tabanına yazılıyor. Dolayısıyla bir miktar özellikle bu masaüstü uygulamasında 32 bit uygulamasında bir miktar daha bizi bekletecektir. Ama bizim amacımız burada basamakların düzgün bir şekilde oluşmasını sağlamak. Aynı işlemi burası için de düzenleyebilirsiniz. Tabii ki burada basamağın genişliğini değiştirdim. Bunun farkındayım. Ama bir sonraki adımda şev çizgilerinin düzgün oluşabilmesi için bunu da arada bir yapmak ya da düzenlemeyi yapmak gerekiyor. Peki gelelim ara bir konu rampa tanımları. Rampa tanımlarında ne yapacağız? Ee, şunu yapacağız. Sonuçta ocak oluşurken rampalarında oluşması gerekiyor. Yani önce ocak çizgileri oluşup ondan sonra rampa eklenmiyor. Ocak çizgileriyle birlikte rampa oluşumu da devam ediyor. Dolayısıyla rampa tanımını en son kaldığınız şev çizgisi üzerine sağ tuş rampa tanımlarına tıklayarak yapabilirsiniz. Burada yeni rampa ekle butonuna tıklayıp rampa ekleyebiliriz. Rampanın adı rampa 1 diyelim. Rampa genişliği işte kaç metre? 10 metre ya da 15 metre artık. Rampa genişliği ne kadar olacaksa. Çünkü rampa genişliğini artırdıkça da buradaki şev çizginin dışarıya doğru ittireceğini unutmayın. O rampayı sonuçta bir yere yerleştirmek zorunda. Eğim bu maksimum eğimdir. Örneğin %20 dedim. Yani rampanın kendi içerisindeki maksimum eğim toleransıdır. Yani siz burada yüzde yirmi derseniz bütün rampaların eğimi yüzde yirmi olarak gitmez. Bilginiz olsun. Kenarlara doğru sıkıştıkça maksimum eğim kriterini geçip geçmediğini uyarı verir. <laughs> Yön olarak rampayı saat yönünde, saat yönünün aksinde ya da düz olarak yani düz olarak aşağı bir şekilde devam ettirebiliriz. Örneğin saatin aksi yönünde gideceğim. Rampanın başlangıç noktası tıklayıp buradan en yakın objeyi de açabiliriz. Şu zeti kapatıp en yakın objeyi açıp diyorum ki rampam şu noktadan başlasın. Buradan saatin aksi yönünde döne döne devam etsin. Rampa ekspres rampa olursa aşağı kadar yani en sonki şev çizgisine kadar dümdüz bir şekilde ilerlememizi sağlayacağız. Ama bunu örneğin 50 metre dedim. Ne yapar? Rampa aşağı indi, 50 metre basamak üstünde ilerledi, tekrar aşağı iner. 50 metre basamak üzerinde ilerler, tekrar aşağı iner. Yani burada XPS ya da öteleme rampa nasıl kullanılır? Zaten e, göreceğiz. E, rampa dönüş parametreleri ise rampanın yönünün değiştiğinde araya yay eklemek için kullanılır diyebiliriz. Peki tamam diyelim ilk etapta bir bu kriterlerle bir rampa oluşturalım. Rampanın oluşması için tabii ki en son kaldığımız hem rampanın hem de sonraki çizgilerin oluşması için en son kaldığımız çizgi üzerine sağ tuş otomatik basamak oluştur diyoruz. Kaç basamak atacağız? Örneğin iki basamak ya da üç basamak. Köşe çizim yöntemi yuvarlak olsun. İşte başlangıç kodu zaten şurada en son kaldığı koddur. Tamam diyoruz. Bakın şu an rampaları attı. Attı fakat şöyle yakın plandan bakalım. Buraya sıkıştı. Yani şu rampa aşağı bakın inemedi. Çünkü burada bir sıkışıklık oldu. Çok doğal bir sonuç bu ne yapabiliriz? Burada bakın şu rampa ve bir önceki şev çizgisi. Bunları şöyle üçlü olarak Shift ya da CTRL tuşuyla seçip sağ tuş sil diyebiliriz. Yani bunu attıktan sonra geri dönüşü illaki var. Sonra ne yapabiliriz? Rampanın yönünü değiştirebiliriz. Yani zaten rampayı bir vereyim aşağı kadar aynı şekilde devam etsin mantığıyla gidilmez. En son kaldığımız çizgi üzerine sağ tuş rampa tanımlarına geldim tekrar. Bakın diyor ki rampayı ben buradan devam ettireceğim. Ben de diyorum ki buradan devam etme. Şu noktadan devam et. Saat yönünde devam et. <laughs> bu sefer aşağıya doğru dönecek. Yani aslında yönünü bu şekilde değiştirebiliriz. Ya da öteleme miktarını diyeceğim ki 30 metrede bir yani basamak üstünde 30 metre ilerle öyle aşağı. Bakın şu aralık 50 metre. Tamam dedik. Son kaldığımız şev çizgisi üzerinden sağ tuş otomatik basamak oluştur dedik. Örneğin 3 tane basamak atacağım. Bunlar tabii ki örnekler. Bakın şöyle aşağı kadar. Devam etti. Bakın şurada şöyle yaklaşacak olursak bakın çizgi bozuldu. Burada mesela editleme yapmak zorundayız. Burada editleme yapmazsak bundan sonra gelecek olan çizgiler bunu paralel olarak devam ettiği için bozulma artacak. Bakın paralel olarak gittiği için burada ne kadar değişiklik oluyor. Ne yapıyorduk? Grafik ekrana sağ tuş edit diyebiliriz bu arada. Sağ tuş menüsü de burada var. Seçip Örneğin dedim ki şu en yakın objeyi de kapatacağız tabi. Z eksenini de aktif edeceğiz. Dedim ki bunu aldım. Buraya getirdim. Ya da fazlaysa bu nokta ne yapıyorum? Üstüne tıklıyorum. Ve delete tuşuna basıp bu noktayı siliyorum. Böyle düzenlemelerimizi yapmamız gerekiyor. Ve sağ tıkladım. <laughs> yani baştan hızlı bir şekilde ilerlemek yerine kontrollü devam etmek her zaman faydalıdır. Yine şevdi bir yedinin üzerine sağ tuş rampa tanımları diyebiliriz. Kaldığımız yerden nereden devam edeceksek buradan devam ettirecek program en son. Tamam diyoruz. Bir kontrol yaptık. Otomatik basamak oluştur dedik. Yani basamakları oluştururken bu şekilde editleye editleye kontrollü bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bakın buradaki bozukluğu düzeltmedim. Bundan dolayı aşağıya daha bozuk bir şekilde yansıdı. E, tabii vaktimiz çok olmadığı için bu kadar fazla düzeltme işlemleri yapamayacağız. Ama temel olarak böyle bir döngüde gitmemiz gerekiyor. Peki şimdi normal rampadan bağımsız bir şekilde aşağı kadar devam edeceğim Çünkü burada illa editleme durumları olacak. Mesela rampayı oluşturdum. Belirli bir yerde rampasız devam edeceksem ya da sonradan rampa ekleyeceksem yine son kaldığım şev çizgisi üzerine sağ tuş rampa tanımlarına girerek devam etmem gerekiyor. Şimdi hızlı ilerleyeceğim. Artık otomatik basamak oluştur dedim. Buradan bir 10 basamak atacağım. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ee Burada vaktimiz fazla olmadığı için online eğitimde bu yüzden biraz daha son kalan yerleri hızlı ilerleteceğim ama oluşan döngü işte editle, rampa ekle, rampa yönü değiştir. Hani bu mantıkla aşağıya doğru ilerlemiş olacaksınız. Şimdi basamaklarımız oluşsun. Şöyle eksiz etten baktım. Biraz daha ilerleyeceğim. Otomatik basamak attım. Mesela bir 5 basamak daha ilerleyelim. Peki buradaki ilerlemeyi nasıl göreceğim? Yani neredeyim? CFR'e girdin mi? Cevher'den acaba içinden geçtim ve çıktım mı? Bu gibi durumları şuradan bloklardan ilgili bloğumuzu şöyle açarak kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bakın şu bölgede bir miktar daha cevherin var. Burada ise artık o cevheri geçmişim. Devam edeceğim. Birkaç basamak daha atacağım. Tabii bunlar hep kontrolü yapılarak devam edilecek şeyler. İyi ki basamakta attım. Şimdi cevheri de kapattım. Arada bir cevheri açıp kontrolü sağlamak gerekiyor. Peki, şimdi taban yüzeyimi de açtım. Aslında benim topografyam bu halde. Bu topografiyi ne yapacağım ben? Düzelteceğim. Peki nasıl düzeltebiliriz? Ocak 1'in üzerine sağ tuş. Buradan tüm yüzeyleri yenile butonuna tıklamamız gerekiyor. Buna tıkladığımızda dikkat edin, taban yüzeyi ve ocak yüzeyi aktif hale gelecek ve buradaki yüzey 3 parçaya bölünmüş olacak. Birincisi ocak yüzeyi yani şev rampaların yüzeyleri Taban yüzeyi dediğimiz ocağın dışında kalan bölüm, taban ise aslında ocağın tabanını temsil edecek. Şöyle bakın göstereyim. Ocak yüzeyi dediğimiz şöyle kapatıp açalım daha iyi olacak. Taban yüzeyimiz ve taban yüzeyimiz. Peki, şimdi ocağımızın tasarımını yaptık. Ocak 1'in üzerine sağ tuş yine değişiklikleri kaydet diyoruz ki yaptığımız işlemler e, gitmesin diye herhangi bir aksilik durumunda. <laughs> Tasarımdan sonra artık hacim hesaplarına geçebiliriz. Birincisi bu ocak kazılırken ne kadar hacim çıkarttık? Yani buraya gelene kadar ne kadar hacim çıktı? İkincisi de ne kadarlık bir cefer çıkarttık? Bunu ne yapacağız? bulacağız. Peki ocak birinin üzerine sağ tuş, kodlar arası katı model oluştur diyerek bu ocağın oluşurken ne kadar hacim çıkartıldığını göreceğiz. Tabii bunun içerisinde hem cefer var hem de pasa var. Bunu unutmayalım. Sonuçta burada kazı yaptık ama içeride cefer de var. Katı model oluştur dedik. Burada maksimum ve minimum kod değerleri. Yani benim minimum kotum taban, maksimum kod da bu ocak çizgisinin en üst kodu. Hızlı olması açısından ocak sınırını sadeleştir diyeceğim. Tabi e, tabii hacimsel açıdan iyi olmayacaktır. Vaktiniz olduğu durumda bu seçeneği pasif yapabilirsiniz. Tamam dedik. <laughs> Diyor ki bu işlemin doğru çalışması için bütün yüzeylerin yenilenmiş olması gerekiyor. Ben zaten az önce tüm yüzeyleri yenile demiştim. O yüzden buna hayır diyeceğim. Yani burada aslında e, ocağın son halinin hacmini hesaplamak için bir yenileme yapmak istiyor. Az önce yaptığımız için gerek yok. Şimdi Bakın bir katı model oluştu. Hatta şöyle göstereyim size. Şu ocak biri kapatayım. Gerüstü madenciliğindeki. Bakın katı modeli oluştu. Şimdi burayı bir görelim. Aslında benim az önce kazdığım ne kadar miktar varsa bunun bir katı modeli oluştu burada. Bu katı modelin üzerine sağ tuş <laughs> özellikler diyecek olursam Bakın 59 milyon metreküplük bir kazı yapmışım. Aslında ciddi bir rakam. Peki bunun karşılığında ne kadarlık bir cfr çıkarttım. Bunun için ne yapacağız? Az önceki işlem ee, ocak hacminin hesaplanmasıydı. Hem pasa hem cfr toplamdır bu. Bu işlem ise ne kadarlık cfr çıkarttığımızın hesabı. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu net promine'da <laughs> yüzeyler arası Blok model altında blokları sınırla yüzey altı üstü diye bir seçenek var. Buradan yapacağız. Fakat şöyle bir durum var. Benim yüzeylerimin tek parça olması gerekiyor. Yani taban, taban ve ocak yüzeyinin bu üç yüzeyin tek parça olması gerekiyor. Şu an üç parça. Yani aslında blok yüzeyin üstündeyse çıkartılmış, yüzeyin altındaysa çıkartılmamış cevher olarak kabul edecek. Böyle bir basit mantık var diyebiliriz. Peki <laughs> o zaman Ocak bir üzerine sağ tuş bakın burada sonuç yüzeyleri birleştir ve proje yüzeylerine ekle bir seçenek var. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Taban taban ve ocak yüzeyini birleştiriyor. Bu birleşim sonucunda oluşan yüzeyi de geliyor. Yüzeyleri altında ocak bir diye ekliyor. Bakın şu Yerüstü madenciliği bölümünü tamamen kapattım. Bakın burada tek parça bir yüzey var. Ocak 1 isimli yüzeyler kataloğunun altında yer alan bir yüzey. Şimdi geliyoruz bloklardan en son yaptığımız blok 2'yi açıyoruz. Hatta şu yüzeyin de rengini değiştirebiliriz. Nasıl yapıyoruz? Üzerine sağ tuş stil diyoruz işte ne olsun şöyle yeşil renkli olsun. Bakın şu kadar kısım cevheri çıkartmışız. Peki net promine yüzeyler arası bu dok model blokları sınırla yüzey altı üstü diyoruz. Yani yüzeyin altı üstünde kalan bloklar bizim çıkartılmış cevherimizdir. Burada ne diyelim çıkartılmış cevher diye bir isim verelim ceferimize. Sınırlama yöntemi bloğun herhangi bir noktası. Bu ne demek? Bloğun herhangi bir noktası dahi yüzeyin üstünde kalıyorsa bunu çıkartılmış olarak kabul et. Bloğun bütün noktaları yüzeyin üstünde kalıyorsa kabul et. Bloğun merkez noktası yüzeyin üstünde ise kabul et. Biz burada ağırlık merkezi yani bloğun ağırlık merkezi yüzeyin üstünde ise okey bu çıkartılmıştır diyebiliriz. Ama bloğun bütün noktaları derseniz bloğun tamamının yüzeyin üstünde kalması gerekiyor ki e, bu çıkartılmış olarak kabul edilsin. Buradaki e, seçenek ise sınırlama yüzey üst sınır olsun diyor. Ne demek bu? Bu seçenek pasif olursa yüzeyin üstündeki cevheri alır. Bu seçenek aktif olursa yüzeyin altındakini alır. Yani ben üstte kalan cevheri almak istiyorsam bunu pasif yapacağım ve tamam diyeceğim. Şimdi program blokları buradan filtrelemeye başladı. Şimdi burada program bir soru soruyor. Diyor ki filtrelenecek blokları seçin. Tıkladım seçtim. Filtre olarak kullanılacak yüzeyi seçin diyor. Şöyle dışarıda herhangi bir yerde yüzeyi seçiyorum. Bakın şu an çıkartılmış cevher tabakasını da oluşturdu ve dedi ki bloklar filtrelendi. Tamamdır. Şu blok 2'yi artık kapatabiliriz. Blok 2 ile bir işimiz yok. Yüzeyi de kapatabiliriz. Bakın şu kadarlık bir cevheri ne yapmışız? Biz çıkartmışız. Peki bunun hacmi ne kadar? Bu ayrı bir blok olduğu için bunun üzerine sağ tuş özellikler diyecek olursak bakın 5 milyon 877 bin metreküplük. Yani toplam cevher hacmimizin %8.5'u çıkartılmış durumda böyle bir ocak tasarımı yaparsak diyebiliriz. Yani bu yöntemle de çıkartmış olduğunuz cevherin hacmini hesaplayabilirsiniz. Bundan sonraki yerüstü madenciliğinde son konumuz aslında patlatma tasarımı diyebiliriz. Şimdi geliyoruz. Öncelikle patlatmalarımızı açıyoruz. Hatta bir yandan da yerüstü madenciliğinde şu ocak biri de açalım. Şimdi öncelikle bir patlatmanın oluşabilmesi için Net Promine algoritmasına göre aslında tarif edeceğim. Öncelikle basamağın üst ve dik yüzeylerinin çizilmiş olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şu yüzeyleri bir kapatalım. Arada bir bize kılavuz olması açısından açıp kapatabiliriz. Giriş menüsünden alan butonuna tıklıyorum ve buraya diyorum ki patlatma. Böyle bir isim veriyorum. Tamam dedim. Şimdi burada şu Z eksenini yine pasif duruma getiriyorum. Bir editleme yapmayacağım çünkü şu an. Ocak yüzeyini arada bir açıyorum. Mesela şu bölgeyi alabiliriz. Şöyle en yakın obje yakalama moduyla patlatacağımız yerin önce üst yüzeyini oluşturuyoruz. Burada tabii ki editlemeler yapabilirsiniz. Patlatma yapılacak yüzeyler dört köşeli olmalı. Bu da ek bir bilgi olarak size söyleyebilirim. Geldik dik yüzeyin oluşturulmasına. Yani şöyle bakacak olursak. Biz üst yüzeyi oluşturduk. Bir de bunun şöyle dik yüzeyi oluşacak. O yüzden öncelikle bu üst ve dik yüzeylerin birbirine şu iki köşede temas etmesi gerekiyor. Geldim patlatma tabakam vardı zaten. Bu tabakayı seçtim. Girişten alan butonuna tıkladım. Öncelikle son nokta yakalama aracını aktif ederek şu köşeleri bir yakalıyorum. Bakın bu köşeleri tuttum. Sonra son noktayı kapatıyorum. En yakın objeyi açıyorum. Ocak çizgilerini açarak buradan şöyle seçim yapıyorum ve sağ tıklıyorum. Bakın şöyle yüzeyleri açacak olursak bu bizim patlatma üst yüzeyimiz bu da patlatma dik yüzeyimiz oluyor. Bundan sonraki kısım artık patlatmalara gelecek. Yani burada da bir ön hazırlık yapmış oluyoruz yüzeyleri çizerek. Kapattım. Patlatmalara sağ tuş patlatma ekle diyor. Patlatmanın adına P1 diyelim. Buradan işte ilgili makineyi seçiyoruz. Sorumlu mühendis işte ve kullanacak Patlatıcı neyse bunu belirliyoruz. Basamak yüksekliği işte ne kadar? 15 metre. Yine sahanın eni, boyu ve etkin patlayıcı çapını buraya girebilirsiniz. Bizim için minimum şu yıldızlı yerlerin seçilmesi gerekiyor. İşte patlatma dörtgen mi olacak, şaşırtmalı mı olacak? Bunu belirliyoruz. Delik bilgilerine geliyoruz. Burada sol tarafta yer alan bilgileri ister manuel doldurabilirsiniz. isterseniz buradan bir hesaplama yöntemi seçerek otomatik hesapla dediğinizde sizin buradaki basamak yüksekliğiniz, işte delik çapınız ve patlayıcı türünüze göre ne yapacaktır? Bir patlatma tasarımı oluşturacaktır. Yine buradan delme açısını düzenleyebilirsiniz. Ya da taban şarj boyunu aktif edip ekstradan bir taban şarj boyu belirleyebilirsiniz. Patlatma gecikmeli olacak. Bunun dışındaki sekmeler buraya eklenecek olan sözel bilgileri belirtir. Eğer buradaki değerleri girerseniz tane boyu grafiği çıkartabiliyorsunuz. Elek analizinden aldığınız değerleri buraya yazmanız gerekiyor tabii ki. Şimdilik bizim için asgari olan yerleri dolduruyoruz ve tamam diyoruz. Sonrasında Bakın patlatmaların altına P1 diye bir seçenek geldi. Şuraları da kısalım biraz. P1'in üzerine sağ tuş patlatma yüzeyi seç diyoruz. Diyor ki basamak üst yüzeyi. Neydi? Şu yüzey. Basamak dik yüzeyin seçin diyor. Neresi? Burası. Serbest yüzey noktası. Bu iki yüzeyin birleştiği noktalardan biri. Bakın bunların seçimini yaptım. Ve deliklerimi bu şekilde ne yaptı? Oturtmuş oldu. Şimdi bundan sonraki kısımda ise P1'in üzerine sağ tuş. Burada zamanlama belirleyeceğim. Geleceğim. Diyeceğim ki işte 1 milisaniye, işte 3 milisaniye. Tabii ki buradaki değerler şu an rastgele verdiğim değerler. Ben bir patlatma mühendisi değilim. Program nasıl kullanılıyor aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bir milisaniyede <laughs> patlayacak olan delikler hangisi? Bu satırı seçtikten sonra referanslar diyerek şöyle gelip işte bir milisaniyede hangi delikler patlayacaksa bunları seçiyorum. Seçim yaptıktan sonra etiketlerin yanında bakın son şey numarası, delik numarası ve zamanlaması yazıyor. 1 milisaniye. Geldim 3 milisaniye. Bu şekilde ne yapacağız? Zamanlamayı vereceğiz. Yani her bir deliği kaç milisaniyede patlayacağını bu delikleri seçerek referanslamamız gerekiyor. Ha burada tabii ki animasyon yapmak için bunu gösteriyor. Artı delik bilgileri listesinde de bunları bize gösterecek. Şimdilik tamam diyeceğim. Vaktimiz olmadığı için. Tabii siz bütün deliklere bu referansları vermeniz gerekiyor. Şimdi geldim P1'in üzerine sağ tuş. Buradan deliklere tıklarsam bakın gecikme miktarlarına göre delikleri burada görebiliyoruz. 5 milisaniye 3 milisaniye görüyorsunuz. Bu şekilde delik numarasına göre sıralayabilirsiniz. İsterseniz deliği ya da tümünü silebilirsiniz ya da delik ekleyebilirsiniz. Burada koordinatları işte sıkılama miktarı, taban şarj, kolon şarjı manuel olarak vermeniz gerekiyor. Bu aslında elinizdeki deliklerin bir listesi. Yine P1 üzerine sağ tuş yaptığımızda canlandırma var. Şimdi canlandırma şöyle bir açılsın. Play butonuna bastığımızda, bakın patlamanın ne yöne doğru gideceğini şöyle e, highlight ederek animasyon gösteriyor. Yaptığı iş bu. Bakın şöyle hızlandırabilirsiniz buradan. Böyle canlandırma yapabiliyorsunuz. Patlatma bölümünde son olarak yine patlatmanın üzerine sağ tuş yaptığımızda çevresel etki değerlendirme var. Buraya tıklıyoruz. Hava şoku, gürültü, yer sarsıntısı ve taş savrulması olarak dört kategorisi var. Örneğin etkin zon aralığı. Dedim ki 500 metre. Hesaplayalım. Mesela 500 metre yakında bir yere hava şoku şiddetli geliyor. İşte 1000 metre dedim orta şiddetli. İşte 1500 dedim hafif şiddetli. 2000 metre dedim herhangi bir şiddet yok. Bunun üzerine sağ tuş raporlar diyerek hava şoku raporunu çıkartabiliyorsunuz. Bakın burada şiddete göre şey zona göre kaç metre zon aralığı varsa ona göre şiddetini gösteriyor. Gürültü de kaynaktan maksimum uzaklık örneğin 2 met 2 kilometre. Uzaklık artış miktarı da 500'er metre aralıklarla ölçsün. İşte sesin frekansı, havanın bağlı nemi, yönelme katsayısı ve gürültü seviyesi. Örneğin kaynakta 120 e, desibellik bir gürültü oluştursun. Buradan hesapla dediğimde <laughs> mesela 2000 metre uzaklıktaki bir yerleşim yerine 56 desibellik bir gürültü gitmiş oluyor. Yine bunun da üzerine sağ tuş raporlar diyerek gürültünün hem grafiğini hem de burada listesini oluşturabilirsiniz. Bakın böyle kaynaktan uzaklaştıkça gürültünün verilen kat sayıları göre azaldığını görüyoruz. Yer sarsıntısında ise patlama noktasında maksimum uzaklık. Yine 2000 metre diyelim. 500 metre aralıklarla ölçelim. Toplam şarj miktarı buradaki delik sayısına göre patlayıcının kilogram miktarını veriyor kayaç türüne bağlı katsayısı işte 130 diyelim. Kayaç türüne bağlı titreşim katsayısı işte 8 diyelim. Arazi sönümleme katsayısı işte ne olsun 13 olsun. Hesapla dediğimizde uzaklığa göre buradaki e, sarsıntı miktarını veriyor. Hatta buradan yine raporlara gelip sarsıntı raporunu da çıkartabiliriz. Şöyle bakın kaynaktan uzaklaştıkça e, bu sarsıntının etkisi e, azalmış oluyor. Bu da bizim vibrasyon raporumuz diyebiliriz. Taş savrulmasında ise <laughs> doğrudan hesapla butonuna tıklayıp e, bu savrulma miktarını ve savrulan parçanın boyunu görebiliyorsunuz. Burada tamam dedikten sonra arazi yüzeyi seçin diyor. Burada geliyorum. Şu yüzeylerimizi açabiliriz. Şöyle yaklaşıp yüzeyi seçiyorum. Bakın şöyle zon olarak bize bunu gösteriyor. Gürültü, hava şoku, sarsıntı, taş savrulması. Şu yüzeyleri şöyle kapatacak olursak kaynaktan uzaklaştıkça nereye doğru gidiyor? Tabii buna kuş bakışı görünümüne bakmak daha doğru olur. Bunları netket tarafına aktarmak istiyorsanız eğer herhangi birinin üzerine sağ tuş netketle eşitle diyoruz. Hava şoku sağ tuş netketle eşitle. Sarsıntı sağ tuş netketle eşitle. Taş savrulması sağ tuş netketle eşitle diyoruz. Ve şöyle katmanlara gelip ayrı ayrı bunları yorumlayabiliriz. Üçgen modeli kapattım. Hatta tümünü bir kapatıyorum. Diyorum ki hava şoku. Bakın şiddetli, orta şiddetli, hafif şiddetli diye bu şekilde zonlar gidiyor. Yani harita üzerinde de işte arazide yerleşim yeri olabilir. Orayı nasıl etkilediğini ya da bu zonların içinde kalıp kalmadığını yine uydu görüntüsü üzerinden bu mantıkla görebilirsiniz. Peki NetProMine'a dönelim. Ne yapıyorduk? Görünüm, iki pencere aç diyorduk ve NetProMine'a dönüyorduk. Sonra da sol taraftan da NetProMine kataloğunu seçip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerüstü madenciliği ile ilgili yapılabilecek temel işlemler bunlar. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Yeraltı madenciliği. Şimdi yeraltı madenciliğinde temel olarak neler yapılacak? Bunlardan bahsedelim. Galeri oluşturacağız. Galeri görselleştirmesi, raporlama, tesisat işlemleri ve artık gridleme ve çıktı işlemlerinden bahsetmiş olacağız. Peki, şimdi elimizde bir veri olacak. Hatta bunun için şöyle yeni bir projede oluşturabilirim. Yeni diyelim. Böyle bir isim verdim. Noktalardan galeri oluşturacağız. Bunun için galeri içerisinden alınmış noktaları NetCat tarafından aktarabiliriz. Görünüm menüsünden iki pencere aç dedim. NCZM'e geçtim. Uygulama menüsü ekle dosya ekle diyorum. Ve yeraltı ölçümünü seçiyorum. Şimdi burada noktalarımız var. Bunların her birinin bir kotu var. Dolayısıyla bu kotaa göre 3 boyutta görüntülenecek. E burada bir de üçgen modelim var. Yani üçgen modelin olması şart değil yeraltı madenciliği için. Tabii ki topografya ile olan ilişkisini görmek ya da bağlantı kurmak için kullanılabilir. Hem üçgen model hem noktaları göndermek için ne yapıyoruz? Araçlar menüsünden 3D butonuna tıklıyoruz. Buradan iki tabakayı aktif ediyoruz ve tamam diyoruz. Yani aslında yer üstü madenciliği için ne yaptıysak aynı şeyi burada da yeraltı madenciliği için yapıyoruz. Görünüm menüsünden iki pencere açıyoruz. Şöyle üçgen modele de sağ tık limit atacak olursak bakın noktalarımız burada hatta üçgen modelinde şimdilik kapatalım. Şimdi yeraltı madenciliğinde ne yapacağız? Yeraltı madenciliğinde öncelikle galerilerimizi aktif ediyoruz. Galerilere sağ tuş galeri ekle diyoruz. Burada galeri hatlarını çizeceğiz. <laughs> Ama öncesinde buradaki noktaların kodlarını belirli bir görünüme getirmemiz gerekiyor. Bakın kodları görünmüyor şu an. Bunun için yukarıda pencere menüsünden tabaka modlarını aktif ederek Z koordinatlarını göster seçeneğini aktif ediyoruz. Ve uygula butonuna tıklayarak ekrandan bu tabakadaki herhangi bir noktayı seçiyoruz. Bakın şu an kodları görünmeye başladı. Bu pencereyi de çarpıyla kapatıyorum. Galerilere sağ tuş galeri ekle diyorum. Ve nokta objem olduğu için nokta yakalama moduyla bu noktaları birleştirerek galeri oluşturacağım. Yapalım. Şöyle biraz daha yaklaşıyorum. Noktalarımızı seçiyoruz. Şuraya kadar geldik. Burada bitireceğim. Neden burada bitireceğim? Çünkü bu araya bir kurp ekleyeceğim. Kurp ekleyebilmem için de e, galerilerin tek bir galeri olarak anılmaması gerekiyor. O yüzden iki parça halinde çizip araya bir kurp ekleme işlemi yapacağız. Şimdi zaten göreceğiz bunu. <laughs> Sağ tık yaptım. Galeri özellikleri. Galeri adı diyorum ki işte G1 diyelim. Profil B10 ya da herhangi bir profil seçebilirsiniz. Yanındaki 3 nokta butonuna tıklayıp profilin yakalama noktası işte taban merkez. Tam bu noktadan yakalasın diyorum. Tamam. Grup adı grup 1. İşte galeri tipi ne olacak? Ananak diye yolu. Galeri durumu işletilmiş planlanan dolgu vesaire artık duruma göre. Buraya asgari olarak adı profili ve grup adını girmemiz gerekiyor. Diğerleri ise galeriyi görselleştirmek için olan seçenekler. Bunun yanı sıra tahkimat ve kullanım aralığını, havalandırma verilerini ve basınç ve direnç hesapları için şok basınç ve direnç <laughs> miktarlarını girebilirsiniz. Tamam butonuna tıklıyorum. Şimdi burada galerim oluştu. Geldik ikinci galerin çizilmesine. Aslında aynı galeri ama araya kurp ekleyeceğim için iki parçada çizdiğimi söylemiştim. Yine galerilere sağ tuş galeri ekle diyoruz. Son nokta yakalama moduyla bunun ucunu tutarak böyle devam edip bunu ana galeriye bağlıyoruz. Ve sağ tıklıyoruz. Bu da G2 olsun. Profilimizi seçtik. B10 profil. Taban merkezden yakalama noktası olsun. Grup bir galeri tipi ana nakliye yolu dedik. Galeri durumu da işte planlanan olsun. Şimdi aslında galeri çizimi adı altında gösterebileceğim başka bir şey yok. Yani galeri bu şekilde çizeceğiz. Ama galeriye ne ekleyebiliriz? Kurp oluşturabiliriz, spiral ekleyebiliriz, bağlantı yolları ekleyebiliriz otomatik olarak. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Öncelikle kurp ekleyelim. Yani buradaki dönüşü yay olarak belirteceğiz. Kaç metre yarıçapında yay getireceksek buraya bunu buraya yazıyoruz ve açı adımı. Açı adımı dediğimizde her 5 derecede bir bir segment atıyor. Bu açı adımı düştükçe aslında yay daha eğrisel oluyor. Açı adımı arttıkça yay biraz daha kırıklı gözüküyor. Kurp yap diyoruz. Ve sırasıyla galerileri seçiyoruz. Bakın bu araya şöyle yeşil renkli kurbu oluşturdu. Aslında bu bir öneri. Diyor ki böyle bir kurb oluşacak onaylıyor musun? Ben de diyorum ki uygula. Uygula dediğimde yeni bir galeri oluşacak. Buna da kurb 1 diyelim. Yine profili belirledim. Buradan 3 nokta butonuna tıklayıp taban merkezde yakalama noktasını belirledim. grup adı ve ana nakliye yolu dedik. Grup adını belirledik. Galeri durumunu belirledik. Tamam dediğim anda artık burada bakın şöyle bir kurp oluşmuş oldu. Peki devam edelim. Galeriler üzerine sağ tuş galeriye bağlantı yolu ekleyebiliriz. Tıkladım. Diyor ki bağlantı yolu eklenecek galerileri seçin. Örneğin şu galeriye bağlantı yolu ekleyeceğim seçtim. Bağlantı yolu uzunluğu 50 metre. Yani buradan şöyle sağa ya da sola bağlantı yolları çekilecek. Bu yolların uzunluğunu soruyor. Yollar arası mesafe işte 60 metre. Başlangıç noktasına olan uzaklık. İlk bağlantı yolunun başlangıca ne kadar uzaklıkta başlayacağını belirtiyor. İşte 20 metre olsun. Kaç adet? İşte 3 adet eğim, kendi içindeki eğimi kaç? İşte yüzde iki ya da eksi iki. Eksi iki dersek aşağıya doğru, artı iki dersek buradan yukarıya doğru hareket edecek. Ana eksenli yaptığı açı tam dik bağlayacaksanız 90 derece. Çizgi yönü sağ. Sol ya da her iki yöne verebiliriz. Önce sağa atalım, sonra da bir sola atarız. Tamam dedim. Bakın 3 tane bağlantı yolunu oluşturdu. Şimdi tekrar galerileri sağ tuş bağlantı yolları ekledim ve galeriyi seçtim. Diyorum ki bağlantı yolu uzunluğu 75 metre olsun. Yollar arası mesafe 80 metre olsun. Başlangıca işte 35 metrede başlasın. İşte 4 adet atsın. Bu şekilde parametreler veriyorum. Bunu da sol tarafa atacağım. Tamam dedim. Bakın burada 4 tane dedim ama yollar arası mesafeden dolayı 80 metre, 80 metre bir sonraki yola 80 metre kalmadı. Yani bu seçtim segment 3 tane bağlantı yoluna bu kriterlere göre izin veriyormuş. Yani dördüncüyü burada atmayacaktır. Peki devam edelim. Başka ne yapabiliyoruz? Bir ana galeri çizelim, spiral ekleyelim. Öncelikle ana galeriyi oluşturalım. Örneğin şu noktadan başladım. Böyle nokta yakalama araçlarıyla gidersek daha da sağlıklı olacaktır. Böyle devam edeceğiz. Bu arada çizdiğiniz galeri noktasını delete tuşuna basıp silebilirsiniz. buraya kadar getirdim. Şimdi buradan 959'dan 1011'e kadar ciddi bir kod farkı var. bu kod farkını da spiralle ne yapacağız? Birbirine bağlayacağız. Sağ tıkladım. Galerinin adı işte ana galeri olsun. Profil B10 demiştik. Buradan 3 nokta butonuna tıkladık. Profil referans noktamız taban merkez. Birinci grupta ana galeri dedik. İşte ne olsun işletiliyor olsun. Şimdi bu noktadan bu noktaya şöyle bir kod farkı var. Eksiz z'den bakarak bunu rahat bir şekilde birbirine bağlayabiliriz. Galerilere sağ tuş, burada spiral ekle butonuna tıklıyoruz. Bakın buradan tuttum, Buraya kadar, yani doğrudan çiziyoruz. Aslında burada çapını belirliyoruz. Ve ardından sağa tıklıyoruz. Eğim Maksimum yüzde 8 olsun. İsterseniz buradaki eğimi derece grad ya da radyan yapabiliyorsunuz. Yarı çap Bu iki nokta arasındaki mesafenin yarısı olabilir. Bunu da nasıl ölçersiniz? Şöyle bir çıkıp göstereyim. Sağ tuş Uzunluğa tıklarsınız bu noktadan bu noktaya bir uzunluk ölçersiniz. Buradaki 2D uzunluk yatay uzunluktur. 136 metre. Yani yaklaşık 65 metrelik, 70 metrelik bir mesafe. Şimdi tekrar spiral ekledik. Dedim ki buradan buraya git. Yarı çap 65 metre diyelim. Segment sayısı, burada ne kadar fazla segment kullanırsanız <laughs> o kadar spiral formuna, eğrisel forma uygun olur. Buradaki segment sayısını düşürdükçe spiral kesikli kesikli, kırıklı kırıklı gözükür. Bitişe denk getir, aktif ediyorum. Tam ona göre dönüş açısını verecek. Dönme yönü saat yönünün tersine yani şu yönde saatin aksi yönde dönsün ve bu noktaya bağlansın. Çıkış sağ taraftan yani bu noktadan geldi. İlk sağa çıksın ondan sonra bu noktaya dönsün bağlansın demek. Tamam diyorum. Bu da bizim spiralimiz. P10 profille oluşturacağım yine. Galeri tipi de baş yukarı olsun. Galeri durumu da işletiliyor olsun. Bakın şöyle bir spiral oluştu. Peki bunları galerilerin üzerine sağ tuş eksen gösteri pasif yaparsak eğer profilleri üstüne giydirir. Bakın şöyle yaklaşalım. Bizim tıkladığımız noktalar buralarıydı. Bunları eksen kabul ediyor. Taban merkez seçmiştik. Buna göre de bakın açı adımlarını görüyorsunuz şöyle. Şurada daha net gözüküyor. 150 adımlık demiştim. 150 tane şu kadar parçayı ne yaptı? Birleştirerek bir e, spiral oluşturmaya çalıştı. Peki burada galerilerin abartısını artırabiliriz. Uygulama menüsü genel ayarlara girerek Net Promine menüsünde burada galeri abartma katsayısı var. Buna eğer 3 dersek örnek veriyorum. 3 kat daha büyük bir şekilde ne yapacaktır? Galeriyi büyütecektir. Şöyle her bir segmenti oluşturdu. Yani aslında görsel almak amacıyla yapılmış bir özellik. Tekrar bunu düzeltmek isterseniz yine genel ayarlara girip bunu galeri abartma katsayısını 1 olarak düzenleyebilirsiniz. Peki. Şimdi galeri çizimlerini yaptık. E, bu galerilerin görselleştirmesini yapalım. Yani galerilerin işte tipine göre tematize edelim. Bunun için galerileri sağ tuş buradan tematik seçeneğine tıklıyoruz. Yeni diyoruz. Bu sefer özgün diyoruz. Ve buradan özgün değeri ifadesi yandan 3 nokta butonuna tıklayıp Alfa sayısal değerleri altından galerinin tipi diyorum. Tamam, tamam dedim bakın. Ana galeri ana nakliye yolu baş yukarı. İstersek bunların da işte ana galeri ne renk olsun? Rengi kırmızı olsun. Tamam dedim. İşte ana nakliye yoluna çift tıkladım. Rengi işte mavi olsun dedim. mavi deyip siyah seçtik. Baş yukarıda yani bizim spiralimiz bu da yeşil olsun dedim. Bakın tamam butonuna tıkladığımda <laughs> buradaki galerileri gösteriyor bana. Buradaki bağlantı yollarının galeri tipini belirlemek için çünkü onları topla ekledik. galerilere sağ tuş galeri listesine girebiliriz. Bakın bunlar aslında bağlantı yolları. Bunları. Toplu olarak CT, şey Shift tuşu ya da CTRL tuşuyla seçebiliyorsunuz. Herhangi birinin üzerine sağ tuş seçilenleri güncelle diyerek profil B10. Profil adı, galeri tipi, şurada bağlantı yolu var. Bağlantı yolu seçtim. İşte galeri durumu da işletiliyor diyelim. Tamam dediğimizde buradaki bilgileri ona göre dolduruyor. Bakın tematik olarak artık bağlantı yolunu da buraya ekledi. Şimdi ne yaptık? Galeri oluşturma işlemi yaptık. Görselleştirmesini yaptık. Galerilerle ilgili raporlama yapacağız. Ve tesisat taşımı ekleyerek son aşamaya geçeceğiz. Galerilerin üzerine sağ tuş raporlar dediğimizde burada galeri listesi raporu var. Az önce gördüğümüz galeri listesini rapor hali olarak düşünebilirsiniz. Hangi grup? İşte hepsi diyebiliriz. Elimizdeki tüm galerileri bu şekilde getir. Bakın her bir galerinin galeri adı, profili, galeri tipi, uzunluğu, eğimi, faydalı kesit ne kadar, başlangıç bitiş noktalarının koordinatları, basınç direnç hesapları gibi hesapları tabii ki girerseniz bu listeye gelmiş oluyor. Yani galerilerle ilgili raporlamayı da bu bölümden yapabiliyoruz. Yine <laughs> galerileri sağ tuş yaptıktan sonra burada şu galeri listesine tekrar girip buradan istediğiniz galeriyi açıp kapatabiliyorsunuz. Şu sağda checkbox'lar var. Aktif edip pasif duruma düşürebiliyorsunuz. Herhangi bir galeriyi görmek istemiyorsanız da yine bu listeye gelip işte ben ana galeriyi görmek istemiyorum dediğinizde bakın checkbox'ı pasif yaptığınızda bu galerinin görünümü de buradan kaybolmuş oluyor. Peki <laughs> tematiği kapatmak istersem şurada tematik seçeneği var. Hemen galerinin sonundaki artı butona tıklayıp <laughs> altındaki tematiği kapatabilirim. Eksen görünümüne dönmek için de galerileri sağ tuş eksen gösteri seçebilirim. Şu an sadece galeri eksenini görüyoruz. Peki, gelelim tesisat ve taşıma ekleme işlemine. Bunun için tesisat ve taşımaya sağ tuş, tesisat ekle ya da galeriye tesisat ekle diye iki seçenek var. Eğer hazırda çizili bir galeriniz varsa, galeriye tesisat ekle seçeneğini kullanabiliriz. Tesisat ekle seçeneğini tıkladığımızda manuel olarak 3D ekranda bizim çizim yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı galeriyi tesisat ekle'yi kullanacağım. Tesisat ekleyecek galerileri seçin dediğinde galerileri grafik ekrandan bakın bu şekilde seçebilirim. <laughs> ya da mesela şunları ne diyelim elektrik diyelim. Birkaç tane ekleyelim. İşte boyu aslında kesit boyu çapı diyebiliriz. İşte 0.5 dedim. Tipi elektrik. Bakın eksene olan yatay ve düşey uzaklığı verebiliyorsunuz. İşte ee, düşeyde işte 3 metre. Pardon düşeyde 3 metre yatayda da işte sola eksi. Yani eksi 1 dersek sola eksenden. Artı 1 dersek sağ. Tam ekseni takip etmesini istiyorsak 0 diyeceğiz. buraya açıklamasını yazabilirsiniz. Tamam dediğinizde tesisat ve taşımanın altına bakın şöyle geldi. 3 metre yukarı çık demiştik. O yüzden bu eksenden 3 metre ne yaptı? Tesisatı yukarıda dizayn etti. Bunun dışında yine galeriye tesisat ekle diyerek işte hangilerinde mesela şunu eklemeyelim. sağ tık yaptık. İşte tesisat ne olsun? Havalandırma olsun. İşte boyu 1 metre olsun. Tipi basınç hava olsun. Yataydaki, düşeydeki uzaklığını verirsiniz. İşte 4 metre diyelim. Az önce seçtik ama bir daha bize galeri seçin dedi. Peki tekrardan yapalım. 1, 2, Şöyle yapalım. <laughs> Boyuna 1 demiştik. Basınçta hava demiştik. Düşeydeki uzaklığımızda 4 metre demiştik. Bakın geldi bunun ucuna ekledi. Buradaki tesisatların rengini değiştirmek istersek tesisat ve taşımaya sağ tuş burada tematik seçeneğine gireceğiz. Az önce yaptığımız işleme benzer. Yeni özgüne tıklayacağız ve buradan Alfa sayısal altında tesisatın tipini seçeceğiz. Bakın basınçlı hava elektrik. İşte elektrik ne olsun? Mavi renkli olsun. Basınçlı havada işte ne renk olsun? Atıyorum şöyle beyaz bir renk olsun. Şöyle ne yapıyor? Tematize etmiş oluyor. Hatta galerilere sağ tuş eksen gösteri pasif yapıp profili oluşturabiliriz. <laughs> Buradan galeriler üzerine sağ tuş şöyle saydamlığı da biraz artırabiliriz. İçindeki tesisatın nereden geçtiğini de bu biçimde göstermiş oluruz. Yani yeraltı madenciliği ile ilgili aslında temel olarak yapabileceğimiz işlemler bunlardır diyebiliriz. Ee, son konumuz 3D tel kafes ve çıktı işlemi diyerek e, bu dersimizi bitirelim. Pencere menüsünden geliyoruz. Kareliji aktif ediyoruz. İlla yeraltı madenciliği ile ilgili bir objenizin olmasına gerek yok. İşte sondajlarınız, bloklarınız, her şey bunun içerisinde olabilir. İşte topografyanız burada olabilir, üçgen modeliniz olabilir. Hatta bu üçgen modeli de azıcık böyle bir saydamlaştırabiliriz. <laughs> burada 3D katmanlarda kareler var. Sağ tuş özellikler dersek bu karelerin üstüne burada x, y, z mesafelerini belirleyebiliriz. İşte x yönünde, 1000, y yönünde 1000, z yönünde işte 500. Burada görünen nesne kareleci dersek bizim objelerimizin sınırına göre karelajlama yapıyor. Yani objeniz neredeyse orada karelajlama oluşturuyor. Yüzeyleri göster derseniz bu yüzeyi böyle kapalı olarak gösterir. Çıktık. Karelajın üzerine sağ tuş şöyle bir saydamlık verecek olursak hatta biraz daha bunu açabiliriz. Bakın galerimiz bunun üstünde topografyamız yer alıyor. Dediğim gibi illa galeri ve topografi değil, elinizdeki tüm veriler, bloklar, katı modeller, sondajlar bunların hepsi e, bu görünümde <laughs> alınabilir diyebiliriz. Buradaki görüntüyü dışarı aktarabiliriz. Bunun için de pencere menüsünden öncelikle görüntüleri aktif edeceğiz. Sonra 3D araçlar menüsüne gelip burada görüntüyü hatırla diye bir buton var. Bu butona tıkladığımızda ekranın pozisyonuna göre görüntü alımı sağlıyor. Görüntüyü hatırla dedim. Bakın tıkladım eski pozisyona döndü. Buna tıkladım son pozisyona geldim. İşte biraz yaklaştım. Şöyle bir görüntü aldım. Görüntüyü hatırla dedim. Burada isterseniz tümünü gez diyerek sağ tık yapıp tümünü gez diyerek buradaki görüntüler arasında dolaşabilirsiniz. Bu görünümden çıkmak için de buraya çarpıyı tıklamak gerekiyor. Uygulama menüsü çizdir butonuna tıkladığımızda ise artık yazıcıya gönderme işlemi yapabiliyoruz. İşte farklı çözünürlüklerde çıktı alabilirsiniz ya da ekran çözünürlüğünüzü orijinal boyutlar olarak seçebilirsiniz. Tüm ekranı almak isteyebilirsiniz, bunu aktive edebilirsiniz. Tamam dediğinizde bundan sonraki iş yazıcınızın yazılımına bağlı. Ben şu an bir PDF yazıcısı seçiyorum. Tamam diyorum. Ve bakın buraya geldi. Çizdir dediğimde de doğrudan bu PDF olarak dışarıya aktarılmış oluyor. Doğrudan tamam diyebilirim şimdilik. Bura her yazıcıda fark ettiği için değişiklik gösteriyor. Bakın bu şekilde 3D ekran üzerinden de çıktı almamız mümkün. NetProMind'de <laughs> cevher modelleme, yer altı ve yer üstü madenciliği ile ilgili temel olarak yapılabilecek işlemler bunlar. E, tabii ki sorularınız olacaktır bu süreçte. E, bunun için de bize supportx.netcat.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. E, buraya üyeliğiniz yoksa e, ve tabii ki lisansınız varsa lisansı olmayan kişilerin desteği olmayacaktır. 0312-265-0510 numaralı telefondan e, teknik birime bağlanarak lisansınız üzerinden e, buradan kayıt oluşturabilirsiniz. Katılımınız için e, çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.